Aksaray'da kaçırdığı kız çocuklarını cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddiasıyla aranan Ali Mun, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören zihinsel engelli 68 yaşındaki Ruşen Rodoplu, öğle saatlerinde merkezin koruma tellerinden atlayarak kaçtı. Adamın bulunması için jandarma, AFAD, İNDAK ve İHA arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Devriye gezen polis memurları sabah saatlerinde onu boş arazide donmak üzereyken buldu. Kaldığı rehabilitasyon merkezine getirilerek teslim edildi. Bursa'da Nilüfer'de Dağ Yenice Köyü üzerindeki sulama göletinin çevresi, FETÖ'den yargılanıp hapis cezası alan Bursa eski valisi Şahabettin Arput'un özel çabalarıyla Dağ Yenice Termal Turizm Merkezi ilan edilmişti. Bursa Barosu konuyu gündeme taşıyarak proje sırasında dönemin bazı siyasilerinin de aralarında bulunduğu bir kesimin yok pahasına köylülerin topraklarını kapattığını iddia etti. Turizm bölgesi ilanı hakkındaki Bakanlar Kurulu kararına karşı iptal davaları açıldı. Şimdi Bursa Barosu Dağ Yenice için kazanılan yargı kararlarının uygulanmasını beklediklerini söyledi. Ve 1/25.000 ölçekli plan değişiklikleriyle turizm bölgesi ilanı hakkındaki Bakanlar Kurulu'na kararına karşı iptal davaları açıldı. Bursa İdare Mahkemeleri ile Danıştay'da görülen davalarda uzun yıllar sonunda haklılığımız kanıtlandı. Lakin bu iptale dair mahkeme kararları uygulanmadı. Bursa Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun dava sürecini özetledi. FETÖ yapılanmasının temsilcisi olduğu iddiasıyla hapis cezası alan ve halihazırda Bölge Adliye Mahkemesi'de istinaf incelemesinde olan Vali Şahabettin Harput'un bizzat takibiyle Nilüfer Dağ Yenice Göleti çevresinde tarım alanlarının turizm bölgesi ilanıyla yapılaşmaya açılması çalışmalarına tanık olmuştuk. Sivil toplum örgütlerinin uyarıları her zaman olduğu gibi dikkate alınmadı. Çalışmalara devam edildi. Dağ Yenice ve daha sonra dik kaldırımda yapılan sıcak su sondajlarında çok derinlere inilmesine karşın sıcak değil 35 derecelik ılık su bulunmuştu. Vazgeçilmedi. Kültür Park altındaki sıcak su bölgesinden taşıma suyla tesis çalıştırma projeleri yapılmıştı. O dönem için trilyonlar tutan bu harcamaların hepsi boşa gitti. Fransa'da bir sürücü otomobilinin ön panelini aerosol içeren bir spreyle temizledikten sonra sigara yakınca biriken gaz sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrasında aracın camlarının kırıldığı ve araçta ciddi maddi hasar olduğu görüldü. Vücudunda yanıklar oluşan 61 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Patlama sırasında dışarıda adamı bekleyen eşi ise patlamadan zarar görmedi. Bursa'nın İznik ilçesinde tütün satan iş yerine giren bir kişi tırnakçılık yöntemiyle tezgahtarın elindeki 100 lira parayı alıp gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığı iş yeri çalışanı fark edince polise haber verdi. Ekipler şüpheliyi bulmaya çalışıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cambaş üstüne ya. O itiraz mı ya? Gel şöyle çık biraz. İskender Gündüz, Balıkesir'in Bigatiç ilçesinde 40 yıldır burada yaşıyor. Mağarada ve kendi yaptığı kovukta yaşayan adamın içinde bulunduğu bu kötü ortam nedeniyle Bigatiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı devreye girdi. Onun için bir baraka yapıldı. Barakaya taşındı. İskender Gündüz kendini hayattan oldukça soyutlamış. Bir radyosu var, sadece şarkı dinledi. Çok. Ben adam. Bugün günlerden ne biliyor musun? Ne bileyim ben, takvim yok bende. Sizde var mı? Eylül ayındayız. Eylül ayındayız. Bak onu biliyorum ama. Köylüler banyo ve berber ihtiyaçlarını da karşılamak istedi. Ancak tüm ısrarlara rağmen bunu geri çevirdi. Alacağı değil veya banyoya gideceğiz. Banyo. Nereye banyo?
Otele, belediyenin oteline. Ne belediyenin oteli olmaz herhalde. Ağa ben Ayaz'a güvenmem. Ayaz gibi. Artık neydi bana şimdiden zor olmaz. 10 gün hava sıcak olacak. İskender Ağa artık. Olmaz. Urman'a. Hayır. Halde Ağa. İtiraz yok. Yok. Eylül. Kırma beni bak. Beni Eylül, kırma. Eylül Ağa gitmem ben. İskender abi bu kulübeyi 5-6 ay oldu yapalı. En son ne zaman banyo yaptın diye sorduğumuzda hatırlamıyor. 10 yıl falan oldu diyordu. O da böyle dağda köy çeşmesinde. Biz de ona yazın dedik ki seni kaplıcıya götürelim. Tamam Halil Ağa dedi. Olur dedi. 80 derece su iyi gelir bana dedi. Kemiklerime dedi. Neyse her şeyi ayarladık. Oteli moteli termali. Şimdi geldik. Şimdi gitmeyeceğim diyor. Eylül ayına girdik diyor. Hasta olurum diyor. Artık seneye yaza. Su ve gıda ihtiyaçları karşılandı. Temiz kıyafetler verildi. Öyle değil mi? Maşallah. Ambulans geldi. Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Bir şahıs fotoğrafçı dükkanına gelerek vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyip fiyat sordu. 35 lira olduğunu öğrenince de yan taraftaki Mehmet Ön'ün dükkanına girdi. Şahıs fotoğrafçının nasıl çektirmek istersiniz sorusu üzerine belinden tabancasını çıkartıp 3 el ateş etti. Mermilerden ikisi Mehmet Ön'ün bacağına isabet etti. Saldırının ardından kaçan zanlı, karşısına çıkanları da bana karışmayın diyerek tehdit edip kayıplara karıştı. Bu arada olay yerinde olan bir doktor yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet Ön daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Artvin'in Arhavi ilçesinde hidroelektrik santralinin enerji nakil hattını çeken işçiler çalışırken kablo makarası kaydı. İşçiler Recep Kılıç ve Orhan İnal'a çarptı. Dengesini kaybeden iki işçi 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Halatla inilen yerde işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri 3 saat süren çalışmayla yola çıkarılabildi. Biz kaldırıyoruz sedyeyi, arkadan çekiyoruz. Tamam. Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Selma Mönür, İngilizce öğretmeniydi. İddiaya göre dün akşam 8. kattaki evinin balkonunda sigara içerken dengesini yitirip apartmanın bahçe kısmına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mönür'ü Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıpta otopsi işlemleri tamamlanan Mönür'ün cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında yakınları ağıt yakıp sinir krizi geçirdi. Mönör'ün cenazesi Ali Hocalı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Antalya'da annesini ziyaret etmek için otomobiliyle yola çıkan sağlık personeli 34 yaşındaki Esra Uludağ aracını park ederken yaşadığı olayla sarsıldı. Duyduğu sesle birlikte otomobilin ön camında delik ve çatlaklar oluştu. Camına kurşun isabet ettiği anlaşıldı. Genç kadın uzun süre yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Polisler cam ve çevresinde boş kovan bulamadı. Ön konsolda olduğu düşünülen boş kovanın bulunması için araç sanayiye götürüldü. Dur bekle, ambulans geliyor, bekle ambulans geliyor. Sigara mı içiyorsun sen? Ver sigarayı ver. Polis elindeki sigarayı almak için ikna etmeye çalıştı. Fakat o takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigarasını içmeye devam etti. Sigarayı ver. Hey. Sigarayı. Kaza Osman Gazi ilçesi Bursa İstanbul Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre aşırı süratli seyreden otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından da takla atmaya başladı. Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil ters döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, arabada oluşan benzin sızıntısı nedeniyle sürücünün elinden sigarayı alıp çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve şok geçiren Melih T'yi hastaneye kaldırdı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 27 yaşındaki şahıs bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiyle bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadın beyaz arabadan çıkmış. Bu kaza iki üniversiteli genci hayattan kopardı. Antalya'da meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ulaş Koçak ve 18 yaşındaki Sertaç Ermiş'in içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp refüje açarak karşı şeritte seyir halindeki cipe çarptı. Gençler kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazenin yer aldığı Adli Tıp Kurumu morgu önünde ise iki öğrencinin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Ulaş Koçak'ın Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi, Sertaç Ermiş'in ise yine aynı üniversitenin sanat tarihi 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Emine Bey, yakınlarıyla birlikte alışveriş için gittiği pazarda önündeki çukuru fark edemeyince hastanelik oldu. Ayağa takılıp yere düşen kadının yardımına çevredekiler yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç içindeki korkan kadının da dediği gibi bir araba dolusu adam kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle yürüdüler Kamil Söğüt yönetimindeki otomobilin üzerine. Biz senin yol istedik. Sağ tarafta kamyon varken ben nasıl geçeceğim? Tamam, çok güzel, plakanızı aldım. Çek. Plakanızı da aldım. Edebiyat öğretmeni olan Söğüt'ün yanında eşi ve çocukları vardı. Polis olduğu yalanını söyleyerek öfkeli şahıslardan bir an önce kurtulmaya çalıştı. Ben polisim. Ben polisim, tamam mı? Tamam. Ya hadi çek bakalım. Hadi gidin ya. Şahıslar yanlarına gelen kadın yakınlarının iknası sonucu araçlarına geri döndü. Tartışma anını cep telefonu kamerasına kaydeden Söğüt, jandarmaya 4 kişi hakkında şikayette bulundu. Ekipler, aracın plakasından 4 kişinin kimliğini belirleyip şahısları gözaltına aldı. İfadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Haklarında tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kenya Kızıl Haç'ın sosyal medyada yaptığı açıklamada 4 öğrencinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Afganistan Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda düzenlenen baskında 22 Taliban üyesi öldürüldü. Görgü tanıkları ülkenin güneyinde terör örgütü Taliban'a karşı Afgan güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle 40 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Resmi kaynaklara göre ise terör örgütüne saldırı sırasında o bölgede bulunan kadın ve çocukların da aralarında olduğu 14 sivil hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı, operasyonda 22 Taliban terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü, 14 Taliban üyesinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan Taliban üyeleri arasında Pakistan ve Bangladeş vatandaşlarının da olduğu belirtildi. Evet.
Endonezya'nın Papua eyaletinde yüzlerce protestocu bir lise öğretmeninin öğrencilere ırkçı şekilde hareket ettiği gerekçesiyle sokaklara döküldü. Öfkeli eylemciler Wamena kentinde hükümet binalarını, araçları, motosikletleri ve evleri ateşe verdi. Protestolarda en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Papua Emniyet Müdürü ise yaptığı açıklamada halkın asılsız ifadeler üzerine eylemlere başladığını ancak öğretmenin ırkçı söylemlerine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Eylemlerin polis ve asker tarafından kontrol altına alındığı da açıklandı. Dehşet anlarını amatör bir kamera kaydetti. İran'da Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde devrim muhafızları ordusuna bağlı bir asker uçaktan paraşütle atladı. Yere yaklaşan askerin paraşütü bölgedeki elektrik hatlarından birine takıldı. Havada takla atan asker sert bir şekilde yere düştü. Hayatını kaybettiği öğrenildi. Rusya'da düzenlenen askeri tatbikatta kaza yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediği merkez 2019 askeri tatbikatında Ilyushin Il-76 stratejik nakliye uçağından atılan iki amfibi zırhlı aracın paraşütleri açılmadı, yere çakıldı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Jitomir bölgesinde bir akaryakıt tankeriyle 51 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı, kaza sonucu çıkan yangın söndürüldü. Bursa'da ilki gerçekleştirilen ve Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından organize edilen 4 gün sürecek festival 26 Eylül'de başlıyor. Bunlardan bir tanesi de Perşembe günü, 26 Eylül 2019 Perşembe günü başlayacak olan Çarşamba Pazar Park'ta başlayacak olan Gaziantep Tanıtım Günleri. Gaziantep Tanıtım Günleri ile beraber Bursa'nın Gaziantep'i yaşaması, Bursa'nın Gaziantep'i görmesi, tanıması anlamında katkı koyması için çalışma yaptık. 100 standlık bir alan üzerinde kurulu, içerisinde bakırcı, sedefçi, yemenici, kutlucu, meyancı, Antep işi örgü yapan kültür mesleklerinin, sanatlarının olduğu bir tanıtım organizasyonu. Etkinlikte Gaziantep'in yöresel yemekleri ve çeşitliliğiyle ilgili standlar kurulup, Bursalılara tanıtımı yapılacak. Bursa Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla Lyons kulüpleri tarafından Balat Atatürk Ormanı'nda Lyons Game of Colors isimli bir festival düzenlendi. Bu etkinliğin geliri Nilüfer Belediyesi Lyons Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'ne bağışlanacak. Game of Colors etkinliğinde Bursa'nın önde gelen firmaları çeşitli parkurlarda yarışırken, halka açık bölümde gerçekleşen Wellness of Colors bölümünde ise sağlıklı yaşam bilimleri ve kişiye göre yapılabilecek aktiviteler tanıtıldı. Müzik, eğlence, aktivite ve şovlarla dolu olan Game of Colors'ta... Organizasyon sorumlusu Kemal Tunçer'e organizasyona 50 firmanın katıldığını ve gelecek sene bu sayıyı daha yukarılara çıkarmak istediklerini ifade etti. Şirketler arası bir turnuva ama bu turnuva deyince tabii herkesin aklına spor branşları geliyor. Ama bu turnuvanın içinde spor branşı yok. Spor branşı olmadığı için de hiç spor yapmayan da, hani fit olmayan da, antrenman yapmayan da veya yaşlısı, kilolusu aklınıza kim geliyorsa herhangi bir şirket çalışanı olmanız yeterli. Ve çok rahatlıkla gelip bu organizasyona katılabiliyorsunuz. Çünkü herkese göre bir kategori var, herkese göre bir yarışma var.
Şimdi bu etkinlikte şunu hedefliyoruz. Bir kere İstanbul'da bu organizasyonu 3 senedir gerçekleştiriyoruz. Bu senede ilk defa Bursa'da gerçekleştiriyoruz bu organizasyonu. Buradaki tabii ki en büyük hedefimiz, yani İstanbul'da başardığımız şey ve Bursa'da başarmak istediğimiz şey, Bursa'nın önde gelen şirketlerini, yani şu ana 50'ye yakın burada Bursa'nın önde gelen şirketi var. Önümüzdeki senelerde bu sayıyı artırıp, hani Bursa'nın en önde gelen şirketlerini burada bir araya getirip, kaynaştırıp, Bursa'yı burada bir araya toplamak istiyoruz. Game of Colors Güney Marmara temsilcisi Nurgün Abikse festival hakkında bilgi verdi. Game of Colors şirketler arası bir turnuva. Bu turnuvada şirketler takımlarını kurup burada diğer şirket çalışanlarıyla bizim kurmuş olduğumuz parkurlarda mücadele ederler ve birincilere büyük ödüller veririz. Bursa'da şimdi daha büyük bir şekilde Bands of Colors etkinliğimizde Game of Colors etkinliğimizle beraber yapıyoruz. Bu etkinliğimizde sağlıklı yaşam hakkında çeşitli noktalarda alanında uzman kişilerden deneyimler elde edebileceksiniz. Wellness of Colors'a tüm halkımız katılabilirler. Çeşitli spor dallarında, beslenme konularında, sağlık konusunda, kişisel gelişim konusunda çeşitli eğitimlerimize her platformda katılım sağlayabilirler. Her yıl düzenleyeceğimiz Game of Colors ve Wellness of Colors festivallerimizi seneye ayrı ayrı noktalarda, ayrı festivaller halinde de yine sizlere sunuyor olacağız. Bursa'nın önde gelen firmalarından katılan yarışmacılarsa etkinliğin keyfini çıkardı. Hedefimiz aslında takım olarak, şirket olarak hep birlikte bir faaliyette bulunmak ve arkadaşlarımızla birlikte inşallah güzel bir sonuç elde etmek. Tabii bunun dışında güzel bir amaç için buradayız. Biliyorsunuz Alzheimer Derneği'nin Bursa'da kurmuş olduğu veya işte daha geliştireceği bir hastane söz konusu. Lions Kulübü ile birlikte organizasyona katılarak biz de Sertepe Otomotiv olarak burada yerimizi almak istedik açıkçası. Bir nevi hem desteğimiz olsun hem de arkadaşlarımıza, diğer şirket çalışanlarıyla, Bursa'daki herkese beraber olup güzel bir hafta sonu geçirmeyi planlıyoruz. Gayet sıcak bir ortam var. Sinerji mükemmel. Bu yoğun iş temposunda bütün firmalarla, bütün arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Firmayı, bu organizasyonu düzenleyen bütün herkese teşekkür ediyorum buradan. Hem kendi adıma hem 3G adına, firmam adına. Herkese başarılar diliyorum. Biz Harput Holding olarak bu organizasyonda yer aldık. 3 tane takımımız var. Yaklaşık 30 kişi, 80 kişi kadar izleyicimiz var. Çok eğlenceli. Farklı çalışma arkadaşların bir arada olduğu için hem iletişim anlamında da çok fayda sağladığını düşünüyoruz. Herkes çok mutlu. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz Tunçer Organizasyon. Ya çok keyifli bir organizasyon. Hem ekip bilincini geliştirmek için hem şirket içinde normalde çok birbiriyle diyalog kuramayan arkadaşları bir araya getirmek için. Bugün bizim burada hedefimiz tabii ki eğlenmek. Pek kazanan kaybeden yok. Çünkü iş ortamında zaten yeterince kazanma hırsı var, isteği var. Burada bugün birazcık aslında eğlenmek için buradayız diyebilirim. Genel olarak da çok keyifli geçiyor. Ortam güzel. Keyifli bir organizasyon. Her detayı düşünülmüş. Biz bayağı eğlendik şimdiye kadar. Çok eğlenceli. Biz ekip olarak, arkadaşlar olarak çok eğlendik. Motive edici. Güzel bir organizasyon. Neşeli, canlı. Güzel yani, beğendik genel olarak. Hem ekip içi hem diğer firmalarla yakınlaşma, yaklaşma ve birliktelik anlamında çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ben. Genel olarak baktığımız zaman güzel bir hava var. Biz de çok keyif alarak öncelikle organizasyonla ilgili bilgi alınca arkadaşlarımız arasındaki diyaloğu arttırmak için keyif alarak katıldık. Organizasyon çok güzel geçiyor. Şu anda iki takımla katılıyoruz Bursa Çimento Fabrikası olarak. Bir takımımızın ismi Birlikte Güvendeyiz. İkinci takımımızın ismi 50. Yıl. Her iki takımımız da şu an ilk oyunlarını başarıyla tamamladılar. Keyifli bir şekilde geçiriyoruz biz de. Osman Gazi Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Karabalçık Üzüm Festivali'nde Bursa'nın üzümleri yarıştı. Türkiye'nin en lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği Karabalçık mahallesindeki üzümlerin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festivale ilgi büyüktü. Bu sizlerin yapmış olduğu çalışmanın özverili, alın terinizi akıtarak ve severek bu iş yaptığınız için de o lezzeti, o güzelliği yakalamış oluyoruz. İnşallah devam etsin, daim olsun, bereket gelsin. Bizler de 6 yıldır işte bu güzelliği paylaşmak için buradayız. Köyümüzde bu etkinliği yapıyoruz.
ve bakıyorum özellikle bu yıl daha güzel bir heyecan var, daha güzel bir katılım var, bir coşku var, bir güzellik var. Bu da hep birlikte bizlerin bu güzelliği, bereketi paylaştığımız bir andır. O yüzden bu sezonumuzun ürünleri de sizler için, bizler için, şehrimiz için bereket olsun inşallah. En iyi üzüm yetiştiricisi yarışmasına 26 yetiştirici katıldı. Yarışmada jüri üyeleri üzümleri, irilik, homojen olup olmadıkları, tadı ve görünüşü yönünden değerlendirdi. Atasarısı kategorisinde Salih Eyli, Red Globe kategorisinde Yusuf Konuk, Alphonse Lavelle kategorisinde Samet Özek, İtalyan kategorisinde de Yusuf Konuk birinci oldu. Yarışmada dereceye giren üzüm üreticilerine ödüllerini Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'la birlikte protokol üyeleri takdim etti. AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yönetiminin ilginç bir uygulaması var. İlçeye kayıtlı tüm üyelerini doğum günlerinde arıyor, kutluyorlar. AK Parti Osman Gazi İlçe Teşkilatımızın 100 bini aşkın üyesi var. Biz her gün doğum günü olan üyelerimizi buradan arıyoruz. Sadece ben değil, benle beraber yöneticisi arkadaşlarım, kadın kolu yöneticilerimiz, gençlik kolu yöneticilerimiz benle beraber o gün doğum günü vasıtasıyla üyelerimizi arıyorlar. Bu özel günlerinde üyelerimizi aramak kendine ilk önce bir şaşkınlık ama daha sonra mutlu bir hale geliyor. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Başkan Cömez, sadece doğum günü olan üyelerine değil, diğer tüm üyelerin de düzenli şekilde arandığını söyledi. Onlardan gelen talep ve önerileri not alıyoruz. Gerektiğinde evlerine, gerek iş yerlerinde kendilerini ziyaret edip bu isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hedef yıl sonuna kadar tüm üyelere ulaşmak. Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli ilçesinde hayata geçirilen hobi evleri projesiyle bölgedeki arazi fiyatları arttı. Göktepe mahallesinde tarıma elverişli olmayan 364 dönüm alanda yapılan 200 hobi evi, burada arazisi bulunan yöre halkının yüzünü güldürdü. Hobi evlerinden satın alanlar da oldukça memnun. Ya ben 60 yaşındayım. İşte domates ektim, biber ektim, meyve ağaçlarım var, çiçeklerim var, çimenlerim var. Oynuyorum, vakit geçiriyorum yani. Eğleniyorum burada. Torunlarıma da bir park yaptım, çocuk oyun parkı. Şehir trafiğinden uzak, sıkıntı yok, stres yok. Buraya geldiğim zaman ben her şeyi unutuyorum. Sadece doğayla iç içesiniz. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, hobi evlerinin ikinci etabının da yapılmaya başlanacağını söyledi. Araç trafiği, egzoz gazı, gürültü kirliliğinin yanında rahat bir nefes alabilmek için, insanların dinlenebilmesi için, insanların oksijenli bir hayat sürebilmeleri ve doğadan ve yeşilden en güzel faydalanabilmek için şu anda bir arayış içerisinde Bursa merkezde oturan insanlarımız. Bunu da en güzel bulacağı yerler, Bursa'mızın, Uludağ'ımızın, Bursa'mızın en güzel mekanları, dağ yöresi, Orhaneli gibi, Keles gibi, Harmancık gibi, Büyük Oran gibi yerlerdir. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu 6. sezonu açmaya hazırlanıyor. 2 Ekim'de yeni oyun içerikleri açıklanacak. Bu sene toplamda 9 oyun izleyiciyle buluşacak. Tiyatro adına umut yeşerten çalışmalar yapan Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni sezonda 2 yeni oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Oyunlardan biri Hayalinin Hayali, diğeri Yangınlar isimli oyun. Sezonun yeni çocuk oyunu da Sihirli Keman isimli oyun olacak. Bu sezon ayrıca önceki sezonlarda sahneye konulan ve yoğun ilgi gören Beni Bekleme Kaptan, Cambazın Cenazesi, Üçüncü Riç'in Korku ve Sefaleti, Kanlı Düğün ve Titanic Orkestrası ile çocuk oyunu Yeni Dünya Bir Uzay Macerası adlı oyunla da tekrar sahnelenecekler. Oyunlardan ikisi çocuklara yönelik olacak. Bu sezonda yetişkin oyunları bilet fiyatları 15-20 lira arasında olurken çocuk oyunları ise 10 lira olarak belirlendi. İlk kez duyuracağımız bir ayrıntı da şu. Bu yıl tiyatromuzda ilk kez askıda bilet uygulamasına başlatıyoruz. Yani
Maddi durumu uygun olmayan öğrenciler başta olmak üzere her yaştan insanın faydalanabileceği uygulama kapsamında internetten ya da gişeden bir bilet alan vatandaşlarımız isterlerse fazladan bir bilet alıp askıda bilet uygulamasına katılacaklar. Böylece sanatın, tiyatronun herkes için ulaşılabilir olmasına katkıda bulunacaklar. Ben inanıyorum ki Nilüferliler bu konuda yine çok duyarlı davranacaklardır. Çatıda çam ağaçları yükseliyor. Bu dikkat çeken görüntü Gümüşhane'den. Tarihi Ayvalos Kilisesi'nin çatısında kendiliğinden çam ağaçları büyüdü. Sürekli ağaçların tohumu dökülüyor veya ağaçlardan dökülen organik atıklar üzerinde bir toprak tabakası oluşturmuş durumda. Zaten bu tip yapılarda ısı yalıtımını sağlamak için tavanlarında kil kullanıldığından kil de toprağa, ağaç kökünün yürümesine müsait bir işte toprak olduğundan ağaç kökleri şu an komple tavanının içerisine girmiş durumda. Hatta bazı kökler içeriden de çıkmış durumda. Çatıda kilisenin boyuna ulaşan çam ağaçları bir yandan da tarihi yapı için tehlike oluşturuyor. Yani asırlık bir yapı. Hatta birkaç yüzyıl geçiren bir yapı. Hala ayakta kalmış durumda. Bu gösteriyor ki çok güzel bir teknikle yapılmış vakti zamanında. Ama baktığımızda şimdi duvarlarında çatlamalar var, tavanında ayrılmalar var. Zaten bu tip yapılarda ısı yalıtımını sağlamak için tavanlarında kil kullanıldığından kil de toprağa, ağaç kökünün yürümesine müsait bir toprak olduğundan ağaç kökleri şu an komple tavanının içerisine girmiş durumda. Hatta bazı kökler içeriden de çıkmış durumda. Bu yakında su alacak. Su aldığında tamamen kubbe göçecek. Bunu görüyoruz. Tarihi kilisede turizm adına da adımlar atılması bekleniyor. Tamamen restore edilip turizme kazandırılırsa çok ciddi bir potansiyelde turist gelecektir buraya. Ya buraya geldik mesela herhangi bir tabela yok. Bu tabelaların dikilmesi lazım. Yani ya göstermekten utandığımız için bu tabelaları dikmiyoruz. Veyahut gerçekten bütçemiz yok. Veyahut bütçemiz var ama önemsiz geliyor böyle şeyler. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gelin ve damat düğünlerine doğru yol alırken o anların en dikkat çeken görüntüsünü yaşlı bir kadın oluşturdu. 85 yaşındaki Zergüzel Turan, 6 yıl önce kaybettiği eşinin kuklasıyla Yunus Sertkaya ve Perihan Sertkaya çiftinin düğün konvoyunun önünü kesti. Büyük aşk yaşadığı 60 yıllık merhum eşi Naci Turan'ın kuklasına eşine ait kıyafetleri de giydiren kadın özlemini böyle dindiriyor. Eşi hayattayken beraber düğün konvoylarının önlerini kestikleri için o geleneği eşinin kuklasıyla devam ettirmeye çalışıyor. Ölen eşinin kuklasıyla konvoydan para alıp düğün geleneğini izledi. Bu kedi videosunu izleyen herkesin bugün yürekleri ağza geldi. Peru'da kaydedilen anlarda bir kedinin seyir halindeki otobüsün tekerinin altına anlamsız bir şekilde yattığı görüntüler vardı. Çevredekilerin otobüs şoförünü ikaz etmesiyle otobüs duruyor ve bir kişi tekerin altındaki kediyi patisinden yakalayıp caddeye fırlatıyor. Ardından kedinin kaldırımda koşup gittiği görülüyor. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca 500 bin kere izlendi. Ve kullanıcılardan da çokça yorum aldı. Bazı kullanıcılar kedinin hayattan yorulduğuna ve intihara meyilli olduğuna yönelik yorumlarda bulundular.